Tamam. Arkadaşlar, gecimize başlamadan önce size buradan Behramkale'den belirli bilgiler vermek istiyorum. Buraları tarihte birçok kralların eline geçmiş ve bu topraklar birçok medeniyetler görmüş. İlk Lidyalılar, sonra Frikler, Persler, Büyük İskender, Romalılar, Bizanslılar, Bergamalılar ve daha sonra da Selçuklu'nun hakimiyetinde oradan da Karasi Beyliği'ne, Karasi Beyliği'nden sonra da Osmanlı hakimiyeti bu topraklarda başlamıştır. Bu antik kentte milattan önce 56 yılında Anadolu'daki gezileri ile bilinen Aziz Paul ile bu bölgeye gelmiş. Daha kimler mi gelmiş? Gezelim, görelim, öğrenelim. Ve şaşıracaksınız bazılarının isimlerini duyduğunuzda. Hadi bakalım. Bir tane. Evet arkadaşlar, Behramkale köyüne geldiğiniz zaman sizi ilk karşılayacak olan kişi Aristo. Aristo sizi karşılıyor. Yani girişi, köyün girişine Aristo dur diyor. Pasaport sormuyor, merak etmeyin, buraya gezmeniz için. Sırf sizi karşılıyor. Gördüğünüz gibi bir heykeli var burada. Ama tabii size Aristo'dan bahsetmek istiyorum, hikayesinden. Milattan önce 348-345 yılları arasında Aristo bu kentte yaşamış arkadaşlar. O sıra içerisinde ilk felsefe okullarından birini burada kurmuş. Ancak milattan önce 345 yıllarında buranın kralı Hermesios bu topraklarda iktidarlığını kaybeder. Ve bu topraklar Perslerin eline geçer. Kral Rodos ve Nemnon tarafından esir alınarak Persepolis'e götürülür. Orada çarmıha gererler. Persepolis arkadaşlar İran'dadır. Onu da söylemek isteyelim, hani bilginiz olsun diye. Bu esnada yaklaşık olarak 11 yaşında olan Büyük İskender bir eğitmen aranmaktadır. Büyük İskender'in babası 2. Filip aradığını bulur ve Aristo'yu Makedonya'ya davet eder. Ve Aristo Asos'ta 3 yıl yaşadıktan sonra buraları terk eder ve Büyük İskender'in hocalığını yapmak için oraya gider. Her ne kadar Asos ismiyle daha çok bilinse de aslında Ayvacık ilçesinin Behramkale köyüdür. Yaklaşık 600 yıldır varlığına devam ettiren bu köy aslında bölge nüfusunu dengelemek için Türkmenler yerleştirilmiştir. Behramkale köyü Osmanlı döneminde kurulmuş eski bir köydür arkadaşlar. Burada ilgimi çeken köyün yerli yerleşim yeri. Kuzeyde antik şehirde, güneye yani denize bakıyor. Antik şehir denize bakıyor. Nedeni kışın sert rüzgarlardan dolayı böyle kurulmuş. Köy 150 haneli bir yerleşim yeri. 30 senedir sit alanında arkadaşlar. Bu evleri
yıkamıyorlar, yenisini yapamıyorlar. Sadece koruma altında. Çünkü köy antik kentin taşlarıyla kurulmuş. Bunu her yerden baktığımızda görebiliyoruz. Yürüdüğümüz tüm yollar taşlarla kaplı. Bu taşlar andezit taşı. Bu taşlar hem yollarda hem evler için kullanılmış. Bu kentte arkadaşlar ilk kazılar 1881 yılında Amerikan arkeoloji araştırmacı tarafından yapılmış. İlk edilen buluntular mezarlar olmuş. Köyün aşağısında Assos limanı var. Daha sonra oraya gidip hep beraber oraları da gezdireceğim sizlere. Oraları da göstereceğim. Biraz sizi köyü gezdireyim. Köyde neler var neler yok. Gelin bu tarafa doğru. Köye doğru ilerliyoruz. Biraz yorucu oluyor çünkü neden derseniz bastığınız yerlere bazen dikkat etmek zorunda kalıyorsunuz. Sivri taşlar da olabiliyor. Yani spor ayakkabınız olursa daha iyi olur. Sandaletlerle falan çıkmayı denemeyin. Ya denerseniz de sorun değil. Meleksi kafesinde süper süper kahvaltı. Ondan sonra limonata, limonatası tam organik. Buraya dersiniz, şunu söyleyeyim. Diyeceksiniz ki ben daha hayatımda limonata içmedim. O kadar süper bir limonata. Ve avcı böreği. Avcı böreği de herkulade. Buraya gelirseniz avcı böreğini yemeyi unutmayın. Tavsiye ederim. Evet sayın sevgili dostlarım, arkadaşlarım. Dediğim gibi benim konakladığım yer Bohambiyan. Ben çok memnun kaldım. Sahipleri Halil Bey'le hanımefendi Hatice Hanım, buranın sahipleri. Yani yemekleri, sabah kahvaltıları, her şeyleri organik. Halil Bey kendi hazırlıyor bütün yiyeceklerini. Evet. Ben hayran kaldım. Ve hanımefendi de aynı birlikte hazırlıyorlar. Siz bize burada neler önerirsiniz mesela? Bölgemiz gerçekten de hem tarihi hem coğrafi olarak çok önemli bir bölge. Athena Tapınağımız var. 4000 yıldan beri devam eden bir tarih var. Aristo felsefesinin okullaştığı bir bölge. Coğrafya olarak da çok önemli bir bölgede. Osmanlı İmparatorluğu, Bizans ve Romalıların, Perslerin hükmettiği bir bölge. Tarih olarak zaten görüyorsunuz mükemmel bir ortam. Biz de güzel işletmeciler olarak gelen misafirlerimizi güzelce ağırlamaya çalışıyoruz. Bölgenin zeytinyağı, zeytini, taze domates, sebzeleriyle hazırladığımız güzel ürünleri servis ediyoruz. Gelen misafirlerimizi mutlu etmeye çalışıyoruz. Assos'a bekliyoruz. Mutlaka gelin. Unutmayın Bohambiyan. Evet. Assos'a gelin. Bize gelin. Aynen. Söylediğim gibi arkadaşlar Assos'a gelin. Haldun Berk'i takip etmeyi unutmayın. Beğeni butonuna da basmayı unutmayın. Geldiğiniz zaman da mutlaka buraya uğrayın ve memnun kalacaksınız. Memnun kalmazsanız bana gelin. O kadar garanti konuşuyorum bu konuda. Hadi görüşürüz. Kaldığımız yerine devam ediyoruz. Şu ara Gülpınar'dayım. Bulunduğum yer tarihte kutsal bir yerdi. Adını Apollon'un Simithos, yani farelerin efendisi olarak geçiyordu. Yani Apollon'dan alıyor bu ismi. Efsaneye göre şöyle gidelim. Tanrı Apollon kimi zaman fare ile kötülenenleri cezalandırırken, kimi zaman da çiftçileri zarardan korumak için fareleri oklar ile öldürürmüş. Yani bu böyle geçiyor tarihte.
Bu tapınak arkadaşlar İyon tapınağı tarzında inşa edilmiş. Tapınağın inşasında ise malzeme olarak 3 farklı taş kullanılmış. Gördüğünüz gibi tapınakta bulunan sütunların üzerindeki frizlerde Troya Savaşı'nı resimleri, tasvirleri ile çok göze çarpıyor. Yani Troya simgesini çok anlandırıyor. Tapınaklarda çok nadir görülen figürler bulunmaktadır. O yüzden tapınağı çok çok ilginç kılıyor. Mesela görüyorsunuz burada fareleri. Burası hakkında daha iyi detaylı gezip görmek için, gelmek isteyenler için bu güzel kutsal alan Çanakkale Ayvacık Gülpınar'da bulunmaktadır. Size de böylece yerini tam olarak söylemiş bulunuyorum. Şöyle devam geçelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi maalesef ve maalesef limana giden yol kapalı. Size limanda çekim yapıp ve limanın tarihini anlatmak istiyordum. Agorasını anlatmak istiyordum. Tiyatrosundan bahsetmek istiyordum. Nekropol mezarlıklarından. Onlardan bahsetmek istiyordum. Gördüğünüz gibi arkamda şu ara kamyonlar var. İnşaat alanıymış liman. Çoğu yerler inşaat alanı olduğu için giriş ve çekim yapamıyoruz. Sizlerden bu konuda özür diliyorum. Ama şöyle söyleyeyim, Behramkale'ye Allah izin verirse yine geleceğim. Ve size limanları, agorayı, tiyatroyu, nekropolünü, mezarlıkları yani çekip orada tarihini, belirli tarihlerini, detaylarını, bilgilerini size aktaracağım. Onları göstererek aktaracağım. O yüzden şöyle diyorum, Haldun'la gezelim kanalına abone olmayı unutmayın. Beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Behramkale'den sevgilerle.